Bugün miladi 2023 20 Temmuz Perşembe, Hicri 1445 2 Muharrem. Günün ayeti: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklardan daha hayırlıdır. Günün hadisi: Allah dünyada bir kulunun ayıbını örterse, kıyamet gününde de mutlaka onun ayıp ve kusurunu örter. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1402, Osmanlı Devleti Sultanı Yıldırım Beyazıt ile Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaşta Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı ve Sultan Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düştü. Ankara Muharebesi yenilgisi Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına, Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına neden oldu. 1936, Montrö Antlaşması imzalandı. Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin boğazlar üzerindeki haklarını kısıtlayıcı maddeler bulunmaktaydı. Montrö Antlaşması'yla Türkiye boğazlar üzerindeki bütün haklarına kavuştu. Bu antlaşmayla ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakılırken, savaş gemilerinin geçişi ayrıntılı olarak belirtilen şartlara bağlandı. 1951, Ürdün Kralı 1. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü. 1974, TSK'nın garanti anlaşmasının 3. maddesine istinaden Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği askeri harekat başladı. Türkiye, Kıbrıs için 5 gündür sürdürdüğü yoğun diplomatik temaslardan bir sonuç alamayınca Kıbrıs Barış Harekatı'na başladı. Günün erken saatlerinde Türkiye ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetleri Kıbrıs'ı havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. Bu karar, İngiltere ve Yunanistan Büyükelçiliklerine bildirildiği gibi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisko'ya da iletildi. Ecevit, Ankara'da gazetecilere verdiği demeçte, "Biz aslında savaş değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için adaya gidiyoruz. Bu karara bütün diplomatik, politik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık," dedi. 1974, Kıbrıs'ta havada ve karada savaş başladı. Türkiye'den kalkan savaş uçakları, Kıbrıs'a çıkarma yapmak isteyen ve savaş gemileriyle korunan büyük bir Yunan konvoyuna ateş açtı. Türk ve Yunan donanmaları Kıbrıs sularında fiilen çarpıştı. Rumlar, bazı köylerdeki sivilleri öldürmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, ateşkes konusunda Ecevit'le iki defa telefonla görüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısında bulundu. Türkiye'de bütün şehirlerde hükümete ve orduya destek mitingleri yapıldı. Pakistan, Afganistan ve İran yardım sözü verdi. Acil olarak toplanan meclis hükümete genel savaş aşma yetkisi verdi. 1980, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin Kudüs'ü Siyonist işgalcilerin başkenti olarak tanımamaları gerektiğine oy birliğiyle karar verdi. Önemli olansa 5 daimi üyenin tavrıydı ve hepsinden önemlisi ABD'nin bu konuyla ilgili ne planladığıydı. Nitekim sonraları Kudüs tamamen Siyonistlerin işgaline uğrayacak ve İsrail'in başkenti olarak ilan edilecekti. Birleşmiş Milletler ise buna sessiz kalarak destek vermiş olacaktı. 1981, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenleyen Siyonist terör şebekesine ait jetler 300 sivili katletti. Yüzlerce sivil aynı saldırıda yaralandı ya da sakat kaldı. 1998, irticai faaliyetleri bahanesiyle 328 vali yardımcısı ve kaymakamın görevden alınmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunuldu. 28 Şubat darbesinin süren etkileri sonucu aslında günlük ibadetlerini yapanlar ve eşi tesettürlü olanlar irtica adı altında TSK'dan ihraç ediliyordu.